Merhabalar. Şimdi biz erkek çocuk boxer dikimini size anlatacağız. Kalıp videosunu bir önceki videomuzda paylaşmıştım. Alta linki bırakıyorum. Kalıbı da nasıl çıkaracağınızı orada rahatlıkla izleyip yapabilirsiniz. Kumaşımızı serdik. Düz boy ipliği böyle bu şekilde olacak. 2 adet üst boxer'ımızdan 1 adet patımız olacak. 2 de olabilir bu. Bir de ağımız olacak. Burayı kestikten sonra onu keseceğiz. Bunu kumaşın inceliğine, kalınlığına göre 2 kat yapabilirsiniz. Tek kat yapabilirsiniz. Biz 2 kat yapacağız. Şimdi biz 2 adet boxer kesmiş olduk. Şöyle açık halini gösterelim. Bir nasıl katlanacağını da gösterelim. Evet, Hayran bize yardımcı oluyor bugün. Çeviriyoruz onu oraya. Bunu da buraya, aradaki boxer'ın pat parçasını alıp düz kısmı yukarıda, oyuntulu kısmı aşağıda olacak şekilde bu şekilde yüzüne doğru iğneleyeceğiz. Evet, öyle iğneliyoruz ve 3 katı bir arada overlock çekeceğiz yüzünden. Reçme, yalancı reçme görüntüsünü öğreteceğim size şimdi. Öndeki A parçasını yüzüne iğneledik. Şöyle bir görüntümüz oldu burada. Overlock ayarımızı yaptık. Şimdi bu overlock ayarına göre tersinden değil, bu patın düzünden overlock çekeceğiz. İkisinde de pat tarafından üstten çekiyoruz ki overlock'umuzun görüntüsü aynı olsun diye. Boxer ve 2 parça pat aynı anda overlock çekiliyor. Evet, overlockları bitti. Gördüğünüz gibi düzünden overlock çekildi. Şimdi bunlar böyle iki yana yatırılıp zikzak dikişle, overlock dikişle şu parça şuradan dikilecek ve parçamız bastırılmış olacak. Açık halde şöyle bir miktar zikzak buradan tutacak, bir miktar buradan, bunu buraya dikmiş olacağız. Şimdi üstten şöyle reçme dikişini yapmış olduk. Size yalancı reçmeyi de öğretmiş olduk. Kandırmalı reçme dikişi oldu bu. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki açıklığı, şu 2 kavise şöyle göstereyim. Şu parçamızı tek kat veya çift kat ribana mantığına göre yüzüne yerleştireceğiz. Şöyle anlatıyorum. O dikdörtgen parçamızın uzun kenarı buraya, diğer uzun kenarı da şuraya yerleşecek. Şimdi Hayriye Hanım bize zaten yerleştiriyor ortalayarak. Ortası ortasına, 2 kenarı aynı yaka ribanası takar gibi, bel lastiği yapar gibi, sadece yalancı reçme yapacağımız için yüzüne doğru iğneliyoruz ki overlock'unu yüzünden çekeceğiz. Daha sonra da beline istersek kıvırarak lastik dikeceğiz. Şurasını da renkli zikzak dikişiyle yapacağız. İstersek lastiği dışarıda kalmış gibi. Biz birinde birini, birinde birini deneriz Hayriye Hanım. İkisini de görmüş olur sevgili takipçilerimiz. A kısmını da yaptık. Şimdi beline overlock lastik, paçalara overlock kıvırıp dikeceğiz ve boxer'ımız bitiyor. Hayriye Hanım'ın ellerine sağlık ama bir üzerini göstereyim Hayriye Hanım'ın. İpleri, kendi üzerimi de göstereyim ben aslında. Üstümüz başımız ip oldu ama boxer'larımız da bitti. Siz de bu kalıpla bu boxer'dan rahatlıkla çekebilirsiniz ama şu kumaşa göre biraz daha esnek bir kumaş istiyor. Esnekliğini gösterebilir misin? Biraz daha esnek. Örneğin biz şunları yaptığımızda daha esnek olmuştu. Bakın aynı kalıp, aynı ölçüler, hiçbir değişiklik yok. Ama esnek kumaş istediği için biraz kumaş bizi esneme açısından zorladı diyelim. Hayriye Hanım, ellerine sağlık. Teşekkür ederiz.